Niğde'de antika meraklısı Ahmet Duran Tekin çocukluğundan bu yana antika eşya biriktirmeye başladı. Ahmet Duran Tekin eşinin bu işi yapmasını istememesine rağmen yaptığı antika işini bırakamadı. Topladığı antika eşyaları koyacak yer bulamayınca evinin odasına antikacı dükkanı açtı. Tüm gününü burada geçirdiğini, eski eşyaların çocukluğundan beri ilgisini çektiğini ifade eden Tekin, "Şu anda elimde birçok eser mevcut. Ben bu odaya girdikçe mutlu oluyor, vaktimi burada geçiriyorum," dedi. Kaç yıldan beri bu mesleğe merak Evet, sardınız? ben çocukluğumdan bu yana bu işin içindeyim. Çocukluğumda küçükken benim abim biraz defineciydi. O evde konuşurken büyüklerle ben de onların yanında onları dinlediğimde bu işin hastalığı oldu. Daha sonra ben büyüdükçe ürün toplamaya başladım. Gittiğim illerdeki bit pazarlarından böyle eski şeyler topladım. Dağları gezdim. Böyle yani merak olduğu için bu işlere kendimi adadım. Topladım topladım. Şimdiye kadar baktım elimde çok ürün var. Ben de kendime bir antik evim diye böyle bir yeri açtım. Şu an odanızda bulunan en eski tarihi ne zamana aittir? Evet, en eski Osmanlı, yeni Cumhuriyet, Avrupa nostaljik ürünlerimiz mevcut. Ya ben hem bunların ticaretini yapıyorum hem de kendi egomu tatmin ediyorum. Yani ben bunları gördüm mü mutlu oluyorum. Tabii ticaretini de yapıyorum yani. Alım satımını da yapıyorum. Bir de ekspert listesi yapıyorum. Mesela bir kişinin elinde bir varsa değerini söylüyorum. Satmayın diyorum. Böyle bilgiler de veriyorum halka. Kendiniz araştırma da yapıyor musunuz gidip bulmak için? Tabii ben şeyler geziyorum. Bit pazarlarında eski böyle nostaljik şeyler oldu mu alıyorum ben onları. Ama çok sahte mallar geziniyor piyasada. Onları ben halka uyarıyorum. Yani bu tür şeylere fazla kapılmayın diye. Peki siz sahte olup olmadığını nasıl Ya anlıyorsunuz? bu geçmişten gelen bir tecrübe var. Sahte malı ben hemen bilirim yani. Ne olursa olsun. Peki Valla nasıl Niğde halkı pek araştırıyorsunuz? değil de bunu ben genelde internet üzerinden arkadaşlarla paylaşıyorum, satıyorum. Niğde halkı pek bu işlere meraklı değil yani. Ha sadece gelip görüyorlar, güzel diyorlar, gidiyorlar. Yani alan yok. Ama ürün getirip satan çok bana bu tür şeylerden Niğde'den. Ya Niğde halkı bu işe daha biraz soğuk bakıyor yani antikaya karşı. Artık ekonomik krizden mi başka bir nedenlerden mi? Pek alan yok Niğde halkı. Kendi çevreme satıyorum. Arkadaşlarım alıyor. Ben normalde kiraz ticareti yapıyorum. Bu benim bir hobim yani. Tabii bundan da gelirim oluyor. Benim esas kaynağım ticaret. Cingillerin bize hikayesini Tabii. anlatabilir Şimdi misiniz? bu iki cingil. Bu iki cingili böyle koyduk mu cingilimizin biri devriliyor. Şimdi bunu ben bu cingili aldığım kişiden öğrendim. Yani tabii ben de bunu sorarak öğrendim. Niye dedim bunun altı böyle dedim böyle elipsi dedim. Bana dedi ki eskiden dedi bizim dönemimizde dedi kızlar dedi sevmediği bir erkek istediği zaman dedi süt isteriz hatta herhangi bir ayran isteriz dedi. Gelir dedi düğürlerin yanına koyarlar dedi. Devrildiği zaman dedi bu kız çolpa diye bu kız almak istemez dedi. Bu kızın aslında kendi gönlünden dolayı bunu yapıyor dedi. Yani kız istemediği için o erkeğe dedi. Böyle bunun bir mazisi var bu cingilin. Yani kız istediği zaman İstediği zaman altı düz bundan, olanı seçiyorlar. istediği zaman altı düzden getiriyor. İstemediği zaman da bunu getiriyor. Kız yani o erkeği istemediğini gösteriyor. Kız da erkek tarafı da bu kız çolpa diye bunu almak istemiyorlar.